Merhaba arkadaşlar. Daha önce konuşmuştuk. Üçüncü bir traktör alacaktık. 75, 85, 90, 100 vardı. Ama baktık. Yani ilanlardaki gibi değildiler. Biraz hüsranla karşılaştık. Yani olayları da biraz önce başımızdan geçenleri bir anlatalım. Sonra traktörümüzü de görelim. Aldığımız yine New Orleans. Şöyle rengini gösterelim mecburen. Evet. Şimdi başlayalım. Biz 75'e bakmaya gittiğimizde 75'in üzerine binmişler, traktörü almışlardı. Evet, yetişemedik. Oradan sonra biz Keşan'a gittik. Keşan'da da bir tane 85 vardı internette gördüğümüz fotoğraflara. Aynen. Bu neydi? Sarı kuşak olandı o değil mi? 2008 tabii. Sarı kuşak. Tabii. Oraya gittik ona bakmaya. Tabii motor fotoğraflarla alakası yok. Bayağı bir yıprak. Ondan sonra CX100'e baktık. Balon lastik, güzel traktör, süper. Süper. Vesaire, sorun sıkıntı pek yok gibi ama ne oldu? Büyük geldi. Büyük geldi. Makine büyük. Makine. Bunu ne yapacağız? 110 ne olacak burada? Zaten 110 var. 110 ile 100 hemen hemen aynı beygirlerde. Yani öyle olunca vazgeçtik. Tekrar döndük uzun köprüye. Sonra bu canavarı gördük. Bunu gördüğümüzde gerçekten bu şeklinde gördük. Yani dar lastik seçeneğimiz değil ama sıkıntı da yok. Balon lastikle yapacağı bir iş yok zaten. Ne yapıyor? Sürüm zaten yapacak. Zaten iki tane balon var. Heh. Bir 110, bir de 120 var. Sürüm mü yapacak, lazer mi çekecek? Hiçbir iş yapacağı yok bunun. O yüzden dedik ki bu olabilir. Seçenek de bu kalmıştı zaten. Yani 75, 85 yok. Birinci seçenek o olmasına rağmen onlar yok. Evet. Biz de sonra ne yaptık? Gittik. TD90'da gittik, bunu aldık. Bunu aldık. Yani 90 da biraz büyük ama. Ama idare. En temizi bu dengeldi. Evet, biz bu traktörü çünkü demir tekerlekte kullanacağız. Demir tekerlekte kullanacağımız için bize 90 beygir yeter, ideal. Ya ideal, sinme de yapmaz, bayılma da. Ama 75'te bir tık sinme olabilirdi. Ya 75 aynen, bazı yerler bayılabilirdi. Şimdi bu sıkışmaz da, bayılmaz da. Tabi dediğim gibi yani 85 ya da 75'ti seçenek. Asıl 85'ti ilk aradığımızda. Bulamayınca maalesef. Bulamayınca mecburen 90'a kaldık. Bir de bunlar çift depo falanmış. Kaç? 93 litre mi aldı ya? 93 litre küsürlü aldı. Gelirken 93. Doldurduk deposunu. Büyük ihtimal bu 110 kadar mazot alıyor. Alıyor. 100 hemen. Litre civarı garanti alıyor bu. Evet. Yani böyle dar lastik bir traktör. Şimdi burası karanlık pek. Belli olmuyor. 4 çıkış var işte, hidrolik çıkışları 4 tane. Yeterli, çok aşırı bir hidrolik çıkışı lazım bile bu traktör. Dediğim gibi ne bağlayacağız bunun arkasına? En fazla nadir de olsa belki bulluk takarız. Onda da onlara ihtiyacımız yok. Yani görünüşü bu şekilde. Temiz. Paralı paralı cam. 3400 saatlerde. Evet, lastikleri güzel. Lastiklerini değiştirmişler. Radyal lastik var, dar lastik, 38 jant. Aynen, bu da zaten Star Max. Diğerleri de büyük ihtimal Petla Star Max cinsi lastikse tırnakları muhtemelen kırılmıştır. Çünkü kurutarımda kullanmışlar bunu, ince lastik. Anızda dayanmaz yani, bu lastikler dayanmaz. Normalde 4000-5000 saate kadar balonlar gidiyor ama bunlar gitmez. Haliyle bunu bir takım değiştirmişler. Şansımıza da güzel. Yenilerden, yani geçen yıl değişmiş lastikleri. Evet. Öyle güzel bir traktör. Şöyle içinden de bir çekeyim. Şöyle askı pedal. Şunu ben bir dışarı çıkarayım ya. Şöyle bir traktör, buradan da ileri gerisi var bunun. Yani debriyajı
Gıcırdıyor fakat 110'dan yumuşak. Gösterge paneli zaten JXTD serisinin yeni serileriyle aynı. Direksiyon pamuk ve manevrası çok güzel. Gayet tekerleklere dönüş var. Yine 110 gibi frene falan dokunduğunuzda önleri bağlıyor. Yine diferansiyel ve ön çeker tuşları burada. Tabi muhtemelen menü tuşları alıp yine burayı koyacağım. Şu panel önce bir bakmam lazım altında boşluk uygun mu bana. Bir inceleyeyim. Ondan sonra muhtemelen onları ben şuraya bir yere bunların birisiyle yer değiştirip burayı çekeceğim. Şimdi burada daha çok kolay oluyor, elinin altında oluyor. Kollar burada. Liftomatik burada. Damper çıkışları 2-4 adet. 3 takviye yine 4 vites. Vitesleri pamuk gibi. JX110 öyle değil. Vitesler geçmiyor bunlara göre. Bu taksi vitesi gibi. Tek parmak vites geçiyor. Çok rahat yani. Dediğim gibi askı pedal hep. Gazı filan. Duman atmayan motor. Bu seriler böyle. Kuyruk mini vesaire onlar burada. Diğerleri zaten JX10'a alışık olduğumuz. Klimamız burada. Sonra burada bir adet dibimiz var. Şöyle. Arka camda silecek yok ama olsun, o kadar da önemli değil. Bu traktör de böyle arkadaşlar. Şu arkasına da bakalım. Arkasını görememiştik karanlıktan. Kollar kurt ağzı. Bu sistem çok kolaylık. Şöyle 4 çıkış. Şunlara parça takmak lazım ya. Damper evet, var. İçine o çubuktan bir tane bunu alalım. En az bir tanesini. Üst çekiği çıkaracağız. Üst çekiyle işimiz yok. Yok yok. Gereksiz. Üst çekiyle hiç işimiz yok. Yok. Şu altı gerekirse bağlantı atı bunu güçlendiririz JX'deki. Ona da gerek yok. Ama zaten buna ağır bir şey takılmayacak. Aynen. Damperli çekeceğimiz zaman zaten üst çekiyi koşarız direkt. Yani o olur. Buna hiç gerek yok. Çıkartıp alabiliriz bile onu. Aynen gerek yok. Nerede kullanacaklar? Yani arkası da bu şekilde. Herhangi bir kusur hatası görünmüyor. İşte yani dar lastik olması dezavantaj ama o da dediğim gibi yani bir çeki kuvveti ihtiyacımız yok bunda. O yüzden. Sadece öne ağır, hafif işte. Ön ayaklar çok yakında bitiyor. Buna bir tampon mu, ara uzatma mı? Ama tampon olur. Aynen. Güzel bir tampon. Hatta arasına boşluk. Şöyle çıkıntılı. Ağırlıklar şimdi çok yakın. Büyük ihtimal ön kaldıracak bu. Şöyle de motor var. Klasik alışık olduğumuz TD serisi. Kaşa traktör böyle. Yani kullanıcı göreceğiz. Ama ileri gerisi güzel. Debriyajı, freni, frenleri de çok güzel. Frenleri süper tutuyor ya. Bir 110 gibi değil. 110'dan fark. Direksiyon çok yumuşak. Aşırı derecede yumuşak yani. Evet. Belki ufak işler derken bayağı uğraşırız burada bununla. Çok güzel. Manevrası çok güzel evet. Belli olsun. Belki umduğumuzdan fazla kullanırız bunu. İnşallah. İnşallah. Şu ayaklıkları toplayacağız ama. Şunları onlar yukarı kalkıyor büyük ihtimalle. Söküp kalktığı kadar olmazsa da sökeceğiz bunları. Bunlar direkt altı vuracak. Bunları yamultırız 2 günde. Bizim sınırlardan atlarken bundan dayanmasına imkan yok. Yok. Bunu direkt
kaldıracağız ya da sökeceğiz. Tek de olsa zaten traktör alçak ya. Öyle de kullanılabilir. Ama sahayı komple çıkarsak da olur. Solda sağ, aynen bunu solda sıkıntı yok. Bunu komple çıkaralım. Diğeri de toplanırsa toplayalım. Yoksa ilk gidişimize tarlada koparırız biz onu. Aynen bunda tam yukarı kalkmaya kadar pay var. Diğerinde yok o pay da. Bunu tam kaldırdık mı şuraya kadar? O zaman kırılma şansı kalmaz. Ucundan basar bineriz zaten. GX'te bu seçenek yoktu. Direkt kestik, kaynakladık vesaire bir işlem yaptık. Arkadaşlar böyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.